1999 yılından beri burada esnafım. Yaklaşık 23 yıl oldu. Yani belli dönemlerde Türkiye'de zaten belli aralıklarla krizler zaten oluyordu. Alışkınız o krize falan. Yalnız son dönemde yaşadığımız kriz, daha önce yaşadığımız krizlerin hiçbirine benzemiyor. Yani onlar bunun yanında kriz bile sayılmaz yani. Şu anda çok çok zor durumdayız. Gelen insanların da alım gücü son derece düşüktür yani. Şöyle bir şey söyleyeyim. Biz daha önce burada 10 kazandığımız zaman 5-6 lira para örnek diyorum harcardık. 3-4 lira birikim yapabiliyorduk. Şu anda biz 5 lira kazanıyoruz. Bizim giderimiz 6 lira 7 lira. Elektriğimizdir, vergilerdir. Bunlar her gün her şekilde katlamalı olarak zamlanıyor. Gelirimiz ise sıfırdır. Yani şu anda biz yaşamımızda borç üzerinden yaşıyoruz. Yani borçlanarak yaşamımızı sürdürmeye çalışıyoruz. Daha önce biz burada alışveriş yaptığımız zaman alışverişimizin %80'i 90'ı nakit olurdu. Bunun %10, 15-20'si kredi kartıyla olurdu. Şu anda yaptığımız alışverişlerin %80'i kredi kartıyla yapıyor. Bu da demek nedir? İnsanlarda para yok. İnsanlar borçlanarak günlük ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyor. Sistem zaten tıkanmış bir durumda. İşlemez artık bu sistem yani. Yürüyecek gibi de değil. Bakalım nereye kadar gidecek yani. Bu seneyi geçen senenin telafisi hani olur diye o şeyle baktık. Maalesef geçen seneydi yani pandemi döneminde arar olduk hani. Her bayram yani insanlar geçemezdi. Şu an mesela çarşıda kimse var. Onunla da hani alım gücü var, insanlar bir şey alabilsin yani. Geçen yıl pandeminin olmasına rağmen yine daha iyiydi yani. Bu yıla göre cirolarda bir %50 bir farklılık var. Baştan gelen bir hani yönetimsizlik şekliyle geliyor yani. Bu mesela faizlerin düşmesi, ne bileyim yani nasıl söyleyeyim sana, doların yukarı çıkması, bunlar hepsi mesela ekonomiye bir yansımasıdır, pahalılığa bir yansımasıdır. Bu sonuçta bu ülkeyi mesela 20 yıldır iktidar yönetiyor, ben yönetmiyorum. Sonuçta kim yönetiyorsa suçlusu odur yani. Aydiyada yani az çok mepari maddi olarak durmak meduz dikir. Deyne mebe medeyne hududa. Çeke mebe mebe çeke ödemiş dikir. Ve aydiya jubu ve ekonomiya ülke pari sarsılmış bir yer. Ne ki sarsılmış bir yer? Yerle bir yer. O insan ne kare var? Cisebi yukura, jukura, jubileka kura alışveriş yapke. AKP hükümeti geki jivitçlara çare bine. Çare ne yapayım? Daha önce mevcut ki beni, hem daha önce çökmüştü beni yani. Beni pır hoş bu, beni daha sebi yukura cila zede zede diste. Ana sebi yukura cisi havala hap gitsine. Dibi kızam bir evi tebi sekine, kuremin bir evi tebi sekine bir evi buçuk ya gedeye hem cüyü rapsine. Ekonomi olarak hem pır zordur meydane. Yani hem esnaf belki pır alt kademe, nine alt kademe ama alt kademe daha kötü, daha pise yani. Yani esnafı bekamayım daha ezilmiştim. Küçük esnaf daha ber harabun etçe. Şurada aşağı yukarı 24-25 senedir buradayım. İlk defa böyle bir bayram görüyoruz. Çünkü bak gördüğünüz gibi mağazaların içi bomboş. Kimse alım gücü yok zaten. Artı fiyatlar da bayağı yüksek. Yani elbise gene piyasaya göre biraz daha normal ama kimsenin alım gücü olmadığı için kimse bir şey alamıyor. İnsanların alım gücü değil de insanlar günlük zaruri ihtiyacını karşılayamaz durumdadırlar. Yani hani alım gücükleri olmadığı için fiyatları çok uçuk bulup gidiyorlar. Yani fiyata bakıp gidiyorlar. Kimse bir şey alamıyor. 3-5 tane aile ülkeyi maalesef soyup soğana çevirmiş. Yani ülkenin de bir şeyi kalmadı zaten. Battı gitti. Üretime dayalı bir şeyler yaparsa bu kriz çözülür. Yoksa başka türlü bunun çözümü olmaz. 20 senedir iktidarda. 20 senedir iktidarda yani çalıp çırmaktan başka hiçbir şey yapmamışlar. Üretim namına hiçbir şey yapmamışlar. Çiftçiyi bitirdiler. Köylüyü bitirdiler, üreticiyi bitirdiler. Kala kala 3-5 tane, 5 tane beşli çeteyi zengin ettiler. İnşaatlarla bir ülke kapılmaz. İnsan eme, hemji esnaf eme zor durum edaya. Hem gore ki jıvır sala çüne dedan milyon ki ana 5 milyona. Hem mal ki de froşen ne karınciye bitirce bakın. Sala çüne ana fark pre ovya emvay dibeşin. Hem fiyat fahiş yükselmeye hem de vatandaş psikolojik olarak ketiye. Tiro derdi kevi programa o vekil et ederdi de beje her tiş rea vidaya hem dünyayı da nizanım sıralamaya kaçıncı tane o hem halk olarak hem günden güne dikkatin.